Tabii ki de var. Ben bilmiyorum ki. Nasıl diyeyim? Vardır yani. Ne diyeyim abi ya ben? Buna şükürler olsun derim. Başka bir şey demem ya. Var. Nasıl var? Yok yani. Var. Var yani. Yok yani. Türkiye'de yok. Öyle bir şey, öyle kanun. Vardır abi. İşiniz rast gelsin kardeş, ne diyeyim ya. Merhaba arkadaşlar, Ahbap Video kanalımıza hoş geldiniz. Röportajlarımız hız kesmeden devam ediyor. Gelin hep birlikte sorduğumuz soruya verilen cevapları göz atalım. Beyefendi merhaba. Türkiye'deki torpil gerçeği hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de torpil var mı yok mu? Türkiye'de torpil tabii ki de var. Çay ocağına bile adamlar girerken torpille giriyorlar. Yani hiç kimse hakkını hiçbir şekilde alamıyor. Torpil oldu mu her şey oluyor bu ülkede. Var. Nasıl var? Ben 3 dönemdir Melikgazi Belediyesi'nde İşkur üzerinden çalışıyorum. Fakat emmisi olan, dayısı olan, akrabası olan, vekil amcası olan içeriye giriyor, biz dışarıda kalıyoruz. Ama bu sene gene gideceğiz. Ne olacağı belli değil. Başkan değişecekmiş. Başkan alacakmış işçileri. Hiç alakası yok. Türkiye'de torpilin olmadan bir yerlere gelebilir misin? Ya zor. Zor yani abi. İmkansız mı, zor mu? Zor. Evet. Ben bilmiyorum ki. Nasıl diyeyim? Yanımda diyelim ki kurban oldu. Geçti gayrı. Nasıl yani? O evveliydi. Bundan 20 sene önceydi. Cigaranın, kağıdın şeyin içine, dosyanın içine paraya kursan işin oluyordu. Şimdi o hepsi bitti. Aynı arkadaşların görüşü benim de görüşüm. Yani biz bilemeyiz. Söyleyeceğiniz bir şey yok. Biz yapacağımız bir şey olmadığı için yaptırmadık da bilmiyoruz yani. Bilsek bir şey söylerdik. Türkiye'de torpil var mı yok mu amcacığım? Var. Yani nasıl, anlatabilir misiniz? Nasıl nerede dönüyor? Adamın varsa her yer dayın. Dayın varsa her yer ayağına seriliyor. Dayın yoksa benim gibi burada oturun. Teşekkürler. Sizin Mahsun'un bir türküsü var biliyor musun? Ne oldu Mahmut deyin. Ankara'da dayın yoktu, niye doğdun deyin. 60 senelik bu şey. Bu bir gerçek. Dayın varsa her yol açık. Her yol Ankara. Yoksa? Yok, her yer. Yok, işte bizim gibi böyle garip oturuyor. Bitiksin. Şimdi garibanın çocuğu okuyor hiçbir yere giremiyor. Dayısı olanlar her yere giriyor maşallah. Benim şahsen bir arkadaşım var. Oğlu şeyde Türkiye üçüncüsü oldu. Bilgisayar mühendisliğinde KPSS'de Türkiye üçüncüsü oldu. Birinci sıradakini alıyorlar, ikinci sıradakini alıyorlar, dokuzuncu sıradakini alıyorlar, 13. sıradakini alıyorlar. Üç yok. Üç yok başbakanlıkta. Ondan sonra bakanlığa sınav açıldı. Yine almazlar diyor. Dedim ki ya şu anda Türkiye birincisi senin oğlan gözüküyor. Onu mecbur alacaklar dedim. Oraya girdi. Girdi mi? Oraya girdi. Ama yani normal sıralamaya bakarsan Türkiye'de 16 kişi çağrılıyor sınava. Normal sıralamada 1, 2, 3, 4'ün girmesi lazım değil mi? 4 kişi alınacaksa. Yani. Birinci giriyor, ikinci giriyor, dokuzuncu giriyor, 13. giriyor. Bu torpil değil de ne? Yani haklısınız. Torpil ya. Müdür bahsediyor. Düşüncelerim de rast gelsin ya. Valla düşüncem ne olacak işte. Dediği gibi arkadaşın vardır yani. Herkes kendisi gemisi kurtaran kaptan yani. Kendisinin çocuğunu kurtarıyor, kaptan oluyor. Mesela bizler kurtaramıyor dediği gibi. Mesela şey yoksa nedir demek sorduğun adı. Torpil yoksa bu kadar Suriyeliler nasıl torpille geçiliyor? Kimisi maaş alıyor, kimisi para alıyor, kimisi bedava biniyor, kimisi diyor. Biz kendi şeyimizden biniyoruz, geliyor. Bu tırnak bu torpildir işte. Değil mi yani? Aynen. Türkiye'de torpil gerçeği değil, dünyada torpil gerçeği var. Yani dayın olmadan bu ülkede, dünyada hiçbir şey yapamaz. Bu konu hakkında düşüncelerini alacağız. Şimdi bu şey diyemem abi ya. Niye? Ne diyeyim abi ya ben? Buna şükürler olsun derim. Başka bir şey demem ya. Peki Türkiye'de torpil var mı yok mu? Ya Türkiye'de gavurda da var, İslam'da da var torpile kalırsan ya. Yalnız doğru çalışmak çok iyi olur yani.
çok iyi olur doğru çalışma ya. Adaletli çalıştırdığımızda çok iyi olur. Adam şey diyor, dolar bunlar arttı diyorlar, dolar düşüyor. Bizim cepteciler halde 3,5-4 milyon, 3,5-4 milyon. Halde 1 milyon ya. Lan sen de 2'ye 1, 1 milyon kazan, 2,5 milyon kazanına kadar ya. İşiniz rast geçsin arkadaş, ne diyeyim ya. Osmanlı'da liyakat vardı. Osmanlı'da liyakat bozuldu, Osmanlı çöktü. Demek ki liyakatın olmadığı yer, her yer çöker. İşi, Peygamber Efendimiz ne demiş? İşi ehline verin demiş. Doğal olarak işi ehline vermezsen, liyakat sahibi olmayan kişiyi o işe getirirsen, o iş çöker. Orada yanındaki elemandan da fazla iş yaptığı halde, bugün şey mi, yanındaki şeyden, elemandan azalıyor maaşı. Ama memleketi yönetecek kadar da kapasite var çocuğumda. Ama bir torpil olmadığından iki tane üniversite bitirmiş çocuk ziyan oluyor orada askeri ücretine. Kadro'yu aldı hükümet. Kadro'yu ne diyeyim ben yani, farkını vermezsem. Değil mi? Evet. Şeyin hakkını, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermiyorlar. Evet, bu intihamıyla gerçi yap. Benim evladım ya kim olursa olsun onu hak etmiyorsa verme. Değil mi kardeşim? Evet. Hak edene ver. Ama torpil bitiriyor. Evet, şeyi bitiriyor. Bulamam. Torpilsiz asla kimsede torpil yok. O dediydim mi? Bu Türkiye'de yok. Öyle bir şey, öyle kanun. Keşke olmasa torpil. Değil mi? Herkes hakkıyla yerine evet, gelse. Evet. Kim olursa olsun. Babam da olsa öyle. Babam da olsa.